Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Anıl Şahbaz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün güneşli, rüzgarlı bir gün. Akşam hiç rüzgar yoktu ama sabahsını birazcık rüzgar çıktı. Rüzgarlı, güneşli bir günden hepinize günaydınlar diyorum. Koyunlarımızın yemlerini, samanlarını verdik. Zeytin dallarını asıverdik. Koyunlarımız şu şekilde yatıyor. Bu bizim koçumuz arkadaşlar. Çok elcimek. Elci derler. Buralarda böyle yani. Elci. Elcimek yani. Bu gelir kendini sevdirir burada. Çok sevdirir kendini. İnsancıl. Hiç kaçmaz. Hemen gelir insanın yanına. Bunlar da karşıda yatıyorlar. Küçükler de buradan çıktı. Şşt. Gel bakalım, gel. İkiz bunlar arkadaşlar. Gel gel, bici 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 bici. Bici 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 gel. Zeytin dallarını cimcikliyorlar. Biraz biraz uçlarından kıpırdatıyorlar arkadaşlar. Birazcık birazcık yiyorlar. Bir tane doğurcu koyun, iki tane doğurcu koyunumuz kaldı arkadaşlar. Biri şu yerde yatan koyun. Göğüsleri bayağı şişmiş, kızarmaya başlamış. Bugünlük, yarınlık. Bir tanesi de şu kapıdan bize bakan koyun. O da doğuracak. Geri kalan içeride. Onlar ne yapıyor? Onlara da bakalım. Yemlerini yediler mi? Kuzu bölmesi yapmıştık arkadaşlar. Kuzular yemlerini yiyorlar mı? Yerine alıştılar. Bakın bir tanesi burada gördüğünüz gibi acıktı herhalde bu. Gelmiş burada yem yiyor. Arkadaşlar şu açmış olduğumuz geçen videolarda görmüşsünüzdür. İzlemeyenler varsa bir önceki videolarımı izleyip bu kapının nasıl yaptığımızı görebilir, izleyebilir. Oradan açtık arkadaşlar. Tabii bunun üzerine 2 hafta falan geçti. Hayvanlar alıştı. Buraya girip çıkıp çok rahatlıkla yem yiyebiliyorlar. Ancak koyunlar biraz zayıflıyor. Çünkü kuzular sürekli annelerini rahatsız ediyor emerken. Yani bizim bu yapmış olduğumuz sistemde hem gidip annesini emebiliyor hem gelip burada yem yiyebiliyor. Yani iki sistem, iki türlü yemleme şekli olmuş oluyor. Bir anne sütü, bir de burada normal kuzu büyütme yemi yiyor. Şimdi kuzular büyüdü. Gördüğünüz gibi bayağı ayaklandılar. Annelerini çok rahatsız ediyorlar, zayıflatıyorlar. O yüzden annelerini zayıflatıyorlar. O yüzden kuzularımızı artık buraya kapatmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Fakat kapattığımız zaman da dışarı çıkıp güneşten yararlanamayacaklar. Bakalım, yeni bir şey düşünüyoruz. Yeni bir sistem geliştireceğiz burada. Annelerini zayıflamaması için bir ayar çekeceğiz bunları. Şöyle bakalım. Bakın arkadaşlar, kuzu büyüdü. Bu kuzu her gün her gün annesini emmeye çalıştığı zaman zayıfladıyor. Şu koyun da doğacak. Yemimiz de kalmamış. Babamızı arayıp, babamı arayayım, bir çuval yem alsın. Yem kalmamış. Ha, burada varmış. Bunun içinde ikisini bir kullanıyoruz. Biri bitti mi birini kullanıyoruz. Ben bu boş sanıyordum ama bunda da varmış. Daha bir süre bizi idare eder bu. Sularını içmişler. Sularını verelim. Arkadaşlar, sılaj veriyoruz ya biz koyunlarımıza, sılaj çok susattırıyor. O yüzden su önemli. Buraya biz çeşme taktık. Kovayla su getireyim diye uğraşmıyoruz. Hemen çeşmemizi açıp kuzu. Ah, burada da varmış bir kuzu. Sen ne yapıyorsun burada? Ne oldu? Sen ne yapıyorsun burada? Oynuyor musun? Bici bici. Oynuyor musun sen burada? Arkadaşlar, burada samanlar vardı. Samanları biz aldık, şuraya geçirdik. Buraya boşalttık. Artık kuzulara bakalım, duruma göre ya buraya ayıracağız ya oraya, ikisinden birini. Bir tanesi doğumhane olacak. İki tane daha doğacak koyunumuz var. Onlar doğduğunda buraya da koyabiliriz. O ileriki delikli yere de koyabiliriz. Bakın çıktı. Şurası da delik olduğu için buradan da girip çıkıyor. Maşallah, maşallah. Hepsi de bakıyorlar buraya. Nohut samanı verdik.
Daha da bitirmemişler. Var yani. Altta nohutları da gözüküyor. Ne yaptı oğlum? Koçumuz arkadaşlar, bu koça bir tane nazar boncuğu aldık. Suyumuz doldu. Nazar boncuğu takacağız oğluma. Değil mi oğlum? Değil mi? Neymiş oğlum? Arkadaşlar havalar soğuk, birazcık ısınsın. Koçumuzu kırkacağız. Maşallah şu tüye bakın. Bunu biz yeni aldık, değiştirdik. Kırkılmadan geldi. Yani kırkmamışlar gelen yerde. Bunu biz kırkacağız. Değil mi oğlum? Oğlum tüylenden arınacak, rahatlayacak. Değil mi? Bak bakalım. Bak. Abilen, ablalan görsün seni. Yakışıklı oğlum benim, maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Nazar değdirmeyelim. Normalde ben hiç böyle kendini sevdiren koç görmedim. Kaçar yani, çok fazla öyle insanın sokulmaz. Bu geliyor sevdiriyor bakın. Bu akşama kadar sev, akşama kadar senin yanında ayrılmaz. Böyle kendini kendisiyle oynatmayı çok seviyor. Arkadaşlar size tavukları göstereyim. Tavuk, babam tavukları değiştirmiş. Doğurmuyordu bizim tavuklarımız. Gerçi havalar soğuk olduğundan dolayı doğurmuyordu diye biliyorum ben ama. Yani ısınınca doğurur diye tahmin ediyordum. Tavukların birkaç tanesini değiştirmiş. Şimdikiler doğuruyor diyor. Gideyim onları da göstereyim size. Tony, ne yaptı oğlum? Ne yaptı? Yem olur mu? Yem. Sen yiyemezsin bunu. Tavuklar için bu. Bak. Bak tavuklar için o. Anam yiyecek mi? Yedin mi yoksa? Yedin mi yoksa? Ye bakalım yiyecek mi? Aa, arkadaşlar dur. Tavukların yemini köpek yiyecek. Arpa ezmesi var. Arpa ezmesini bak nasıl yiyor. Sen köpeksin oğlum. Sen ekmek yersin. Sen tavukların şeyini niye yiyorsun? Arkadaşlar tabii bu ezme. Bak bak nasıl atlıyor. Ezme bu. Bak bak. Duramazdı galiba. Havaya havaya zıplıyor. Çok rüzgarlı. Sesimi çok alamazsınız. Kusura bakmayın arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde mikrofon almaya düşünüyorum. Rüzgardan kurtulmak için. Evet. Yeni tavuklarımız bunlar. Şöyle yemlerini atıverelim. Bit. Hadi bakalım yiyin. Bol bol yemeyin de yumurta yapın. Arkadaşlar şimdi yeni tavuklar hangisi? Şunlar bakın. Birazcık tüylerini çıkartmış bunlar ama neden oldu bilmiyorum, anlamadım. 1 2 3 4 aradaki 5 7 tane. Şunlar bakın. Biraz yapı olarak küçük yapılılar ama yani inşallah. 2 yumurta dün aldık. Bugün doğurmuşlar mı? Bakalım. Bir tane doğurmuş arkadaşlar buraya. Bir tane doğurmuşlar. Alalım. Burada var mı? Yok. Burada var mı? Burada da yok. Sabah sade erken daha doğmadım. O yüzden mi doğmadı bilmiyorum. Sularını kirletmişler. Sularını temizleyelim. Yem şeyini alalım. Sularını da değiştirelim. Hadi bakalım yiyin yemlerinizi. Şöyle arkadaşlar suyu dolduran tavukların suyunu verelim. Tony yan yan bakma. Herhalde yeter bunun içindeki su. Kapatalım. Temiz temiz içsinler arkadaşlar sularını. Kirli su içmesinler. Kirletiyorlar. İçine giriyorlar. İçine atlıyorlar. Tertemiz suyu mahvediyorlar. Ondan sonra içmiyorlar da.
Geç. Evet arkadaşlar, amcam aradı. Kapısının arkasındaki o pim gibi yeri şey olmuş, kopmuş. Kaynak makinesiyle onu kaynaklayalım dedi. Benim de makine var, kaynak makinesi. Meslek lisesinde okudum ben, kaynak bölümünde. Çok fazla öyle usta olarak, yani usta gibi kaynak yapamıyoruz ama köy ortamında, köyde başkasına şey olmaktansa, hani şehirden usta getirip yaptırmaktansa ufak tefek küçük işlerimizi yapıyoruz köy ortamında. Mesela şu ahırın ayakları falan kırılır, onları kaynaklarız. İşte ufak tefek şeyleri kaynaklıyoruz. Bende kaynak makinesi var. Gideyim alayım onu. Amcamın yanına gidip kopan yerini kaynaklayıverelim. Mesela şunu kendim yaptım arkadaşlar. Demek istediğim şu yani. Küçük tefek şeyleri, ufak tefek şeyleri kendimiz yapıyoruz. Mesela bu çanak anteni koyacak yer yoktu. Çanak antenleri bağlayacağımızı hani bilemedik. Şöyle dedim, ben bir profil yapayım. Buraya kaynakladım bunu ben. Şimdi çanak antenimiz çok rahat bir şekilde duruyor orada. Bir tane de projektör taktık önüne. Gece her tarafı aydınlatıyor bütün avlumuzu. Yani bunun gibi ufak tefek şeyleri kendimiz yapabiliyoruz. Kendimi yapıyorum yani. Kaynak makinemde bu inverter. Meslek lisesinde lise son sınıfı giderken almıştım bunu. Yani aşağı yukarı bir 5-6 yıllık makine. Ama şeytan kulağına bu zamana kadar daha bir kere bile arıza yapmadı. Bizim işimizi görüyor. Yapıyoruz yani. Hadi gidelim kaynağımızı yapalım. Arkadaşlar makinemizi taktık. Şöyle vurduk. Elektrotlarımız da burada. Elektrot çok. Köyde kaynak işler oldu mu kendi işlemimizi görüyoruz. Bayağı bir elektrodu bitirmişik. Şuraya puntaladım ben kapının arkasını. Şimdi sağlamlaştırayım. Amca sen çek beni. Ben sağlamlaştırayım. Küçük punta tuttu da biraz daha biz bunu sağlamlaştıralım. İçeride kalmasın kapıyı açan kişi. Şasımızı da kal. Amperini düşürem de kapıyı delmeyelim. Ne demek? Arkadaşlar bakın. Kırmızı da kıpkırmızı, kaynağın sıcaklığı var. Kapımız açıldı. Bu ekran açılmıyor, içeride kalıyor. Biz de bunu böyle bir şey yaptık. Şimdi açılacak. Güzel oldu be. Aynı sanayideki ustanın yaptığı gibi oldu. Bir fark yok yani. Arkadaşlar yorumlarda belirtin bakalım oldu mu olmadı mı bu. Bence oldu yani, gayet güzel oldu. Bakın. Kapı çalışıyor. Başka kaynak işi var mı amca? Yok. Başka kaynak işi yapalım. Bak makine burada kurulu hazır. Makineyi topluyorum ben arkadaşlar. Bakalım daha yapacak işimiz çok, bir şeyler yaparız. Evet arkadaşlar, kaynak işini bitirdik. Dama geldim şöyle. Amcam dedi başka yapılacak bir iş var mı diye sordum, yokmuş. Olsaydı makine çıkarmışken kaynak işlerinin hepsini ayarlardık. Kapısının filisi kopmuşmuş. Onun yeni bir tane filisini yaptık. Şöyle yem çuval almış gelmiş o an. Düşüyorum.
Yeme bulancan için tutalım. Ejin tut telefonu sen. Şu onun ağzını da açalım. Bıçakla çuvalı keseceğim diye korkuyor. O kesmiş. Karnı açmış arkadaşlar, bundan yiyeyim. İyi yiyorlar. Al bakalım sen de. Al. Al. Koş. Al sen de. Hadi yeter bu kadar, tamam. Yemimizi de koyduk arkadaşlar. Buradan lancanın içinden alıp veririz. Daha sizin yem saatiniz var. Bir saat var daha sizin yem yemenize. Bir saat sonra koyunlarımızı da bakarız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hadi Allah'a emanet olun. Biz de içeri girelim, biraz ısınalım.